olsun. Haydi ya Allah. Dünya üzerinde bulunan milletlerin geçmişine baktığımızda bizim ne kadar temeli sağlam ve mükemmel bir millet olduğumuzu görürüz. Ve bunu bütün dünya ülkeleri de görür ve bilir. Geçmişimiz olan Osmanlı İmparatorluğu bütün dünyayı dize getirmişti. Sultan II. Abdülhamit Han Osmanlı İmparatorluğu'nun en buhranlı döneminde 34. Osmanlı Padişahı ve 100. İslam Halifesi olarak tahta çıkmıştı. Etrafında güvenecek kimsesi olmayan yalnız bir padişah olarak 33 yıl saltanatta kalmış ve Cihan İmparatorluğunu ayakta tutabilmek için her şeyle gayret göstermiştir. Bu gayreti ve dirayeti sayesinde günümüze mesaj bırakan dahi, zeki, vatanperver bir hükümdar olmuştur. Dünya devletleri onu çeşitli iftiralarla ortadan kaldırarak ülkemizi ve İslam dünyasını kaosa sürüklemek için ellerinden geleni yapmışlardı. Abdülhamit Han bütün dünyayı karşısına almış, zeki bir yönetici olması sayesinde imkansız görünen başarıları elde etmişti. Yıldız Sarayı'na koskoca bir dünyayı sığdırmış, ülkeyi ve İslam ümmetini korumuştur. İçimizdeki hainlere rağmen çok derin ve dahiyane politikalarıyla Osmanlı İmparatorluğunu ayakta tutmayı başarmıştı. Osmanlı gençlerinin iyi yetişmesi için eğitim öğretime büyük önem vererek yurt dışına eğitime yollamıştır. Gençlerin eğitimi için rüştiyeler, mühendishaneler ve tıbbiyelerin sayısı onun döneminde artmıştı. Hatta günümüzdeki Erzurum Lisesi de onun döneminde açılan okullar arasındadır. Bilinçli toplum oluşmasında özellikle haberleşme için gazetelerin sayısı onun döneminde sayısal olarak arttırılmıştı. Ulaşım alanında da büyük başarılar elde ederek demir yolunu Medine-i Münevvere'ye kadar uzatmıştı. Yalnız bir hükümdar olarak birçok suikaste hedef olmuştur. Ancak bu suikastler onu yolundan döndürmemiştir. İşte yeni bir tersane kurdu, denizaltıları deryaya vurdu, Garuya Cezebe. Sonra İngilizler ile Fransızların Çanakkale Boğazı'nı zorladıkları günlerde. Düşman donanmasının Marmara Denizi'ne geçebileceğinden endişe edildiği için tedbir olarak padişahın ve hükümetin Eskişehir'e nakli kararlaştırılmıştı. Durum Abdülhamit'e bildirilince
Ben Fatih'in torunuyum. Hiçbir vakit Bizans İmparatoru Konstantin'den aşağı kalmam. Dedem İstanbul'u alırken Konstantin askerinin başında savaşa savaşa ölmüştür. Biraderim nereye giderse gitsinler. Ben Beylerbeyi Sarayı'ndan dışarıya ayağımı atmam. Diyerek kararlı davranışı karşısında hükümet İstanbul'da kaldı. Böylece devletin o günden yıkılması önlenmiş oldu. Bu Ulu Hakan devletin başında olmadığı bir anda bile devletin ayakta tuttuğu en büyük ispatı değil midir sizce? Vefatının ardından 100 yıl geçmesine rağmen Sultan Abdülhamit'in düşünceleri günümüze kadar ulaşmış ve değeri gün geçtikçe daha da artmıştır. Bu nedenle 10 Şubat 2018 ölümünün 100. yılında tüm ülkede anma törenleri yapılmıştır. Türk halkı bu törenlere can gönülden katılmış, onun hayatı hakkında daha çok bilgi sahibi olmuştur. Sonuç olarak Abdülhamit'in torunları olarak onu anlamaya çalışmalıyız. Eğer onu anlarsak geçmişimizi, geleceğimizi anlamış oluruz. Onu anlarsak bütün düğümleri çözmüş oluruz. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in dediği gibi, Sultan Abdülhamid'i anlamak, her şeyi anlamaktır.